Herkese merhabalar. Son zamanlarda Chess24'te, Chess.com'da yıldırım oyunlar oynanıyor. Böyle uzun uzun oynuyorlar 25-30 oyun. Bugün Karsen'in Gukeş'e karşı oynadığı güzel bir oyunu göstermek istiyorum. Gukeş Hindistan'ın yükselen yıldızlarından birisi. Henüz 16 yaşında ama zirveyi zorlayacak seviyede. Fakat Karsen'e karşı şansı kesinlikle tutmadı. Şansı derken oyunu tutmadı elbette. Hızlı satrançta yıldırımda iyi olmadığı ortaya çıktı. 23-7 gibi farklı bir skorla kaybetti. Şimdi hadi gelin ilginç bir oyuna bakalım. Aralarındaki Karsen, Beyaz, Guke, Siyah ve Vezir Gambit'i şu anda oynanıyor. At C3 sonrasında burada fil B4 geldiğinizde bu Ragozin savunması olarak biliniyor. Eğer file 7 ile devam ederseniz Vezir gambitinin klasik devam yollarında ilerliyorsunuz. Fakat fil B4 gibi ilginç bir hamle Ragozin savunması. Neden böyle bir hamle yapılıyor? Evet atı açmazı alıyor. Ama asıl fikirlerden birisi eğer ee, beyazlar fil G5 yaparsa fili bir kovalayacak sonra piyonu alacak. Beyazlar fille piyonu almak istediğinde şimdi fazladan bebe sürüşü var neyin sayesinde fil atı açmazı aldığı için atılır bebe hamlesi yok. Ragozin savunmasının temel fikirlerinden birisi işte bu piyonu alıp üzerine yatmak. Vezir A4 gibi bir hamleye at C6 var. Çifte tehdit olduğu için C piyonun yolunu kapatmak ama oyunda Karsen E3'te sakin devam yoluna giriyor ve roktan sonra ilginçtir. Artık Vezir Gambit'inden Nimzo Hint savunmasına dönüşmüş oldu. a 3 ile... B4'teki fili istiyor Karsen. Fil alır C3, B alır C3'ten sonra. Şimdi beklenen hamle, yıllardır bildiğimiz hamle C5. Ama bunu yapmak yerine Karsen, e, Karsen'in rakibi Gukeş D alır C4 yapıp doğrudan fil alır C4'e izin veriyor ki oyunda göreceğimiz gibi çok tavsiye edilecek bir devam yolu değil. Geçen videolardan birinde Yağız Kağan ile ilgili bir haber yapmıştık. Destek verilmediğini veya en azından yeterli destek verilmediğini söylemiştik. Tarihi bir rekorun eşiğindeydi. Merak ediyorsunuz. O yüzden kısaca bilgilendirmek istiyorum. Haberler iyi, çok önemli gelişmeler oldu. Bununla ilgili yakın zamanda detaylı bir video hazırlayıp sevenlerine ee, bilgilendirmek istiyorum. Gelelim oyuna. C5 hamlesi C piyonunun merkez mücadelesine girmesi önemli. Rok sonrasında B6 fil çaprazdan geliştirilecek. Vezir E2 yapıyor Karsen. Bu arada merkezin çok sağlam olduğunu görüyorsunuz elbette. Siyah Vezir c oynayınca şimdi gelişimde beyazlar biraz daha iyi. Ve gelişim üstünden yararlanmak için ne yapmak lazım? Tahmin edelim ki takipçilerimizin çok sevdiği bir şey yapmalıyız. Saldırmalıyız. E4 bu hamlenin saldırıyla ne alakası var diyorsunuz. Şah kanadını hedef aldık, şahı hedef aldık. Şahı koruyan kim? At, en önemli savunucu. Dolayısıyla hem filmimizin önünü açtık hem de atı rahatsız etmeye hazırız ki bunu önlemesinin imkanı yok. Göstere göstere Kalsen ebe sürüşünü yapıyor. At D5'e geldi. O da ne? C3'teki piyonu istedi. Ortalama oyuncular şöyle oynar. Rakip tehdit yapar. Ben savunurum. Ben tehdit yaparım. Rakip savunur. Ama daha iyi satranççı olmak istiyorsanız karşı saldırılara bakmalısınız. Burada fil de iki hamlesi çok sıradan bir hamle olurdu. Ama Karsen elbette sıradan oynamıyor. Ve atını G5'e giderek şahı hedef almaya başlıyor. Peki bu piyonu alsa ne olur? Hatırlayın 5 madde yöntemini. Korunmayan taşlar, korunmayan at. Gevşek taşlar birle esinen birle korunan ve işte bu ikisini işaretlediğim anda hemen kafanızda hamle belirdi değil mi? İşte hesap daha iyi hesap yapabilmek tanrı vergisi bir yetenek değil. Sistemleri bilmek lazım. Satrançta ustalık kursunda çok detaylı anlatıyorum. Kitap demişken, Nimzohin savunması demişken, Aron için o ünlü satranç sistemim serisi de çıktı. Yanda e, kapakları dönüyor sürekli ama çok büyük ilgi gördü alanlara teşekkür ediyorum. Alacaklara da şimdiden teşekkür edeyim. Çok önemli bir eser eğitim kitabı olarak muhakkak öneririm. Arada reklamlarımızı da yapmış olalım. Ama bunlar önemli kitaplar satranç gelişimi için. Vezir D3 yapınca tabii at gider. Dolayısıyla siyahlar aşaltı yapıp atı kovalamış. Ama bu ne anlama geliyor? Şah kanadının zayıflaması anlamına geliyor. Başka ne anlama geliyor? Filin gücünün artmasının anlamına geliyor. Fil aşaltıya bakıyor. Ne diyorduk? Bir taşın etkinliğini nasıl anlarız? Önün açık olması yetmez. O da evet bir gösterge. Ama eğer taşın hedefi varsa o taş etkili demektir. Bakın mesela şimdi taşların değerleri göreceli ya. 3 puan, 5 puan, 9 puan mukayese ettiğimizde mesela bu fille bu filin gücü aynı değil. Ee, şimdi bu fili diyelim ki tahmini 3 puan veya 2,5 puan diyelim ama şu hareketten sonra filin gücü arttı, hedef var, değeri arttı, daha değerli hale geldi. Peki diyeceksiniz ki nereden anlayacağız daha değerli olduğunu? Hemen oyunda buna adeta Karsen cevap veriyor. Şimdi beyazlar Vezir G4 ile saldırmak istiyor. Vezir G4 geldiğinde otomatik tehdit filalar 6 olacak. Gukesh orayı rahatlatmak için yandan da vezir savunmaya girsin diye F6 sürüşünü yapıyor. Ama gördüğünüz gibi soru bunun bir yıldırım oyun olduğunu hatırlatayım. F6 soru çektiğinde tak diye fil h 6 işte gücü etkisinde bulunduğu kareden rakibi yıkacak bir hamle yapabiliyor fil. Dolayısıyla hep anlatımlarından hatırlıyorsunuz filler uzun menzili taşlardır. Başlangıç karesinden bile oyunu kazandırabilecek bir hamle yapabilirler ki flash altı 6 ünlem. G alır h6 yapınca vezir g4 ile saldırıya devam ediyor. Almasaydı ne olurdu? Fil b7 yapsaydı. Evet bir piyon altta ama Karsen durmayacaktı. Büyük olsa bu fedayı da yapacaktı analiz bunlar. Vezir gümbür gümbür gelecekti. At olay bölgesine girecekti. Ve şu durumda Kalsen'in iki piyonu var zaten. F5 ile yıkmak istiyor. Taşlar arasında koordinasyon yok. Elbette kazanç. Siyahlar kazara F5 yaparsa Vezir G5'ten sonra zaten taşı geri vermek zorunda kalır. Ama Gukeş demiş ki e artık alalım bunu alsak da kayıp almasak da kayıp. Vezir G4 şah 8 Vezir G6 tipik değil mi? Burada Vezir en az beraberliği sağlıyor ama daha tehlikeli fikirse Fikirse kalenin devreye girmesi. Fil b yapmış. Eğer siyahlar e, burada at B8 ile veziri devreye sokmak isteseydi. O zaman vezir A6 Şah G8 fil d 5ten sonra at alır. F6 ile yine yıkım olurdu. Vezir G6 fil B7'den sonra süpürmüş vezir A6 Şah G8'e. Şahlar ama tabii ki Karsen berabere yapmayacak kazanca oynamak için elbette kalesini devreye sokuyor. Kale de 1 Üst kata çıkacak. Çok tipik değil mi? Merdiven matı gibi vezir kale ile mat edecek. bu hamle bulamamış burada. At alır E5 ile taşı geri vermiş. Eğer F alır E5 yapsaydı da kale üst kata çıkacaktı. At F6'ya gelecekti. Kale H3, at H7. At g 5te açmazdaki taşa bas. Atla tutsa bile at atı tutuyor. Aldığımızda atı istiyoruz. Vezir alırsa zaten kale H7 fedasıyla mat gelecek. Her durumda konum kayıptır. At alır E5'te şansını deniyor. Vezir E5. Ve şimdi Karsen fil alır D5'te savunma atını da yok ediyor. Bir başka devam yolu Vezir H6. Kale D3 daha hızlıymış ama yıldırım oyun bu. Fil D5, E d sonra kale D3 gelince fil alır D5 yapmalıymış burada ama yıkım içerisinde ee, Gukeş morle bozuk. Fil d 5ten sonra da beyazlar iyi o ayrı konu ama kale d 3ten sonra terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü kale H3 hamlesine çare yok. İşte Carlsen açık farkla 23 7 gibi bir skorla Gukeş'i yenmeyi başardı. Ama şu da bilinen bir gerçek. Gukeş'in hızlı oyunu, yıldırım oyunu üst düzey standartlarında yüksek değil. Bakalım ileriki tarihlerde Gukeş neler yapacak? Ve tabii merak ediyorsunuz. Genç yeteneğimiz, küçük yeteneğimiz 11 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş gelmiş geçmiş en genç büyük usta olma rekorunu önümüzdeki sene içerisinde kıracak mı? Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim herkese. Sevgiler, saygılar.